Amerika'da katliamlara yol açan silahları savunanlar İsrail'i örnek almalı mı? 2 yıl kadar önce Amerika'da yaşar mıydım başlıklı bir yazı kalemi aldım. Tüm ABD kökenli eğitimimi ve Amerika'yı birçok açılardan takdir etmeme rağmen hayatım orada kurmayı düşünmediğimi açıkladım. Nedenlerden biri de fazlasıyla agresif, bazen kavgacı ve hukuki ihtilafa sıklıkla başvuran bir toplum olmalarıydı. Nitekim Amerika'da sık rastlanan şiddet örneklerinden biri de geçen hafta Texas'ın Uvalde kentinde 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmenin 18 yaşındaki bir genç tarafından saldırı tüfeğiyle katledilmesidir. Çok fazla silah var Amerikan toplumunda. 400 milyon kadar. Çocuklar hariç her vatandaşına en az 2 adet düşüyor. Yalnız 2022'nin ilk 5 ayında toplu cinayetlerde 308 kişi öldürüldü, 1422'si de yaralandı. Her yıl ortalama 40 ila 45 bin Amerikalı silah bağlantılı olaylarda, yani cinayet olsun, intihar olsun, gasp olsun, hayatlarını kaybediyorlar. Trafik kazaları bile bu kadar kurban vermiyor. Silah bolluğunun kaynağı ABD Anayasası'nda bulunan ikinci yasa değişikliği maddesi, Second Amendment, 1791. Halkın ateşli silahlar bulundurma hakkını şöyle savunur: özgür bir devletin güvenliği için düzenli milis güçleri gereklidir. Vatandaşlarının silah bulundurma ve taşıma hakları engellenemez. 230 yıldır Amerikan vatandaşlarının kendilerini saldırganlardan veya devleti ele geçirmek isteyen dikta yanlılarından koruma içgüdüsü, ateşli silahlar endüstrisine ve lobilerine, özellikle Güney eyaletlerinde, serbest manevra alanı bıraktı. Yüzlerce, binlerce katliamın hiçbiri silah satın alma, bulundurma veya kullanma ehliyetini kısıtlama şeklinde yasal sınırlamaya neden olmadı veya yol açmadı. Çoğunlukla Güney eyaletlerini temsil eden senatör ve kongre üyelerinin sert engellemeleri sayesinde. Silahlara serbestiyet taraftarı Amerikalı muhafazakarlar bir ülkeye, İsrail'e hayranlar. Ziyaret edenler gözlemlemişlerdir. Omuzlarında tüfekleriyle gezen, seyahat eden, sinemaya, lokantaya giden genç askerleri. Sanki Amerika'daki silah lobisinin örnek vatanı. Oysa ki yanılıyorlar. İsrail'in silah edinme ve bulundurma ortamını yanlış değerlendiren Amerikalı siyasetçiler. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin askerlerine emanet ettikleri silahların kaybının hangi cezalara varacağını bilen gençler, gereğinde yataklarının yanı başında saklarlar tüfeklerini. Seyahatlerde rastlanan askerler genellikle hafta sonu tatilinde birliklerinden ailelerine gidenlerdir. Mesafeler tabii Amerika'ya kıyasla çok daha kısa. Kaldı ki İsrail Silahlı Kuvvetleri etik anlayışında silahın kullanımı ancak doğrudan ve acil tehlike durumunda devreye girer. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sivil halkın silahları için izinlerin alınması zor ve meşakkatli bir süreçtir. İsrail devleti vatandaşlarına silah taşıma hakkı vermez. Bu yüzden askerlik hizmetini tamamlamanın dışında yetkili doktordan akıl ve beden sağlığı raporu, nerede ve niçin gerektiği bilgisi istenir. Silahların, yani nerede ve niçin kullanılacağı. Üstelik izin yalnız bir tabanca ve 50 adet kurşun içindir ve sık yenilenmesi talep edilir. Kaldı ki İsrail milis güçler de tanımaz. Devletin kendi organları, ordu, polis, sınır muhafızları gibi silah bulundurma ve kullanma tekeline sahiptir. Çok başlılığın son örneği İsrail bağımsızlığını ilan ettikten, yani Mayıs 1948'den hemen sonra yaşandı ve Menahem Begin'in başında olduğu İrgun örgütünün kumanda ettiği Altalena gemisinin getirdiği silah ve mühimmat
İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne, ki o zaman Hagana adıyla geçiyordu, teslim edilmek istenmedi. Bu durumda Başbakan Ben Gurion otoritesini kullanarak İrgun'a karşı koydu ve gemiyi zorla ele geçirdi. O günden bu yana İsrail'de güç kullanma hakkı yalnız devletin kolluk kuvvetlerine aittir. Amerika'nın silahlara merakı ile ordusunun gücü arasında bir bağlantı var mı? Bunda benim de düşündüren bir konu bu. Silahlı kuvvetlerine verdiği önem ve ayırdığı bütçe dünyanın en önde geleni. Amerika'nın. Amerikan halkının teknolojiye hayranlığı bu aralar sinemalarda gösterilmekte olan Top Gun filminden gözlemleniyor. Tom Cruise'un oynadığı film. Eğer öyleyse, demokratik dünyanın sırtını ABD'ye yaslaması ve güvenmesiyle Amerikan toplumunun silahlara tapma kültürünü alaya alması bariz çelişki olmaz mı? Düşünceler.